Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vivo X 3'ün arayüz özelliklerine bakacağız. Gördüğünüz gibi ekrana tıklıyoruz arkadaşlar. Cihazımızda bir tuş yok. Evet, sırasıyla başlayalım. Evet. Kapıyorum. Sanki deftermiş gibi. Standart arayüze bakalım. Neler varmış? Evet. Burada widgetlerimiz var. Widgetlerimiz. Burada dinamik efektlerimiz var. Hangisini seversiniz? Bakın. Hepsini sırayla gösteriyor. Sanki Nova Launcher'la tüm arayüzlerin birleşmiş hali gibi bir sistem. Ben defter yapacağım tekrar. Turn page, aynen. Defter değil mi? Tamam. Evet, bundaki en büyük sıkıntı bu. Tekrar ana menü böyle açtıktan sonra tekrar böyle dönemiyoruz. Buradan geri tuşuna basmamız lazım. Daha sonra mouse'ımız var. Cihazımız Çin modeli arkadaşlar. Mağazada beni şaşırtan özellik ise cihazımıza fabrika ayarlarında Çin modeli olmasına rağmen Google Play yüklü geliyor. Daha sonra buradan Google araması yaptığımızda Google'un tüm uygulamalarını görebiliyoruz. Genelde Xiaomi'de, Meizu'da nasıldı? Google Play installer oluyordu kendi mağazalarında. Onu yüklüyordunuz. Ama bu cihazın içerisinde göstereyim onu da. Google Play servislerini kurmanıza gerek yok. Google Play servisleri Çin modelinde fabrikadan çıkışlı geliyor. İnanmayanlar için uygulama menümüz neredeymiş? Evet, burada. Evet, Google Play hizmetlerine tıklıyorum. Sonradan yükleseydik biz bunu, yani sistem uygulaması olmasaydı burada Unstel tuşu olacaktı. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Neyse ama Google Play hizmetleri, yani Google Play servisleri yüklü, ancak Google Play Store yok. Mağazayı indirdiğiniz anda geri kalan hiçbir paketini indirmenize gerek yok. Mağazayı indirip kuruyorsunuz ve Google Play'in mağazasına dolaşabiliyorsunuz. Tüm uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten bir avantaj diğer markalara göre. Gördüğünüz gibi bakın, bunu ben kendim yüklediğim için uninstall yapabiliyorum. Daha sonra çıkalım. Mağazada başka göstereceğim bir şey var mıydı? Teker teker. Burada hızlı silme menümüz var. Çok daha rahat silmek için. Ayarlar. Çıkalım arkadaşlar. Müzik uygulamamız var. Müzik uygulamamız gerçekten iyi. Kaliteli. Özellikle. Bakın, temalarımız var. Temalarımıza göre değiştirebiliyoruz. Aqua var. Yani, hadi ben turuncu seçtim. Daha sonra Play Skin'e geldiğinizde bence en güzel özelliklerinden birisi bu. Özelleştirilebilir arkadaşlar. Hangisini seçerseniz o oluyor. Gerçekten çok güzel özellikler var. Tabi burada bunlar durmuyor. Yani bunlar var ama işte albümün kapağında kim varsa o da oraya yerleşiyor. Güzel yapmışlar. Mesela şuradaki kaset simgesine şey gelecek. Evet, açıyoruz. Gördüğünüz gibi kasete Mustafa Cihat'ın ilahisi geldi. Yani güzel yapmışlar. Gerçekten kaliteli. Arayüz açısından. Zillerinizi, zil sesi yapabiliyorsunuz müziklerinizi. Daha başka gece modumuz var keza. Evet. Stream kalitesi, FM radyomuz ve şurada bir yerde arkadaşlar müzik direklerimiz vardı. Çalıp çalmasını isteyip istemediğimize ait. Evet. Burada 360 derece sesimiz var. Derin uzay ses efektlerimiz var. Gayet kaliteli seslerimiz var. Equalizer'ımız var.
Ha, kulaklık uyumu var Vivo'nun kulaklıklarına ve kulağa göre özelleştirilmiş ses efektleri. Bunlar ne? Yaşınıza göre kulaklığın yapısını seçebiliyorsunuz. 30, 30, 60 ve 60 yaş üstü olarak. Çünkü insanlar yaşlandıkça ince sesleri almamaya başlıyor. Bu cihazda ince sesleri sizin duyabileceğiniz seviyelere indiriyor. Bunu tercih eder misiniz? Bence etmezsiniz. Sesin kalitesiyle çünkü oynuyor. Yani çok gerekli değil. Duymadığınız sesleri duyabileceğiniz seviyeye getiriyor ama bence müziğin kalitesi orada kaçıyor. Ama yine de iyi düşünülmüş. Daha sonra şunu açarsanız müziğinizin sesleri yani konuşmaları içindeki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bunu açarsanız müziğinizin lirikleri yani şiiri, sözleri gelmiş olur. PlayStation keza açtığımız şeyde bir sesi yap. Evet. Gibi özelliklerimiz var. Gayet güzel arkadaşlar. Bunu da geçelim. Takvimimiz var. Standartta güzel bir takvim. Hatırlatıcısı da var. Mevzuda da olduğu gibi. Yani buraya koyduğunuz zaman belirli bir tarih. İşte KPSS'ye 20 gün kaldı. 15 gün kaldı gibi geçebiliyor. Tema merkezimiz aşırı zengin arkadaşlar. Müthiş bir tema merkezi var. Ve kendi içerisindeki temaları da gösterince şaşıracaksınız yani. Emin olabilirsiniz buna. Neyse bunu da şimdi gösterelim mi? Gördüğünüz gibi standartlar bunlar. İçinde yüklü olarak gelenler. Ekran kilitleri içinde var. Evet. Always on display'imiz. Arkadaşlar always on display'imiz. İsmi always on display olsa da ortam ekranı demek daha doğru. Çünkü belirli bir süre sonra otomatikman kapanıyor. Mevzudaki veya Samsung'daki gibi değil. Bu da üzücü açıkçası. Vivo gibi bir markanın bunu yıllar önceden çözmesi gerekirdi. Bu kadar gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Bunları da tema merkezinden indirebiliyorsunuz yine. Çok fazla var, sayısız. Bir sürü var. Gördüğünüz gibi hala yükleniyor. İşte geçelim tekrar. Mix, karıştırma modu, settings ve ayarlar. Evet, buraya da geçtik. Saatimiz var. Evet. Settings. Settings'e bakalım teker teker. Taciz eden anahtarları kapatma özelliği. Block harassing calls. Yani tacizleri kapatma. Bakın. Harassing calls. Voice phishing. Reklam. Advertising. Evet. Ajanta. Yani birçok şeyi kapatabiliyorsunuz. Sigorta falan filan. Güzel bir sistem. Daha sonra VLAN özelliklerimiz. Chat. Mobile network. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan OTG'yi açıp kapamanız gerekiyor. Yoksa taktığınız anda okumuyor. Sizin buradan izin vermeniz lazım. 5 dakika sonra herhangi bir OTG cihaz takılmazsa kendini otomatik kapatıyor. Ekran yansıtmamız var. NFC'miz var. Buna birazdan geleceğim. Bildirimlerimiz var. Bildirim yönetimindeki uygulamalar. Üst tarafta 1, 2, 3, 4, 5 bildirim sayısını gösterme. Evet, kayan bildirimler çıksın. Kilit ekranda bildirimleri göster. Evet, bildirim geldiğinde ekranı uyandır. Akıllı bildirimler ne dermiş? Evet, kaydırdığın zaman açılıyor arkadaşlar. Şöyle sessize alabiliyorsunuz falan filan. Daha sonra batarya simgesini nasıl göstermek istiyorsun diyor. Şu anda mesela içinde. Dışında olsun diyor. Hiç gösterme diyor. Bence içinde olsun. Fazla yer kaplamasın. Evet. Notification metodu seçiyorsunuz buradan da. Sayımı göstersin de bakın. Yukarı görüyor musunuz? Bakın. Şu
Şu anda kaç tane bildirim var? 2 tane. İkonlarını göster diyor. Orijinal ikonlarını. Yoksa edit et göster diyor. Edit et ikon. Birazcık daha fazla olunca tek bir ikon gösteriyor arkadaşlar. Edit et ikonda. Mevzuda sürekli onu gösteriyor maalesef. Ben çok sevmiyorum onu. Hatta hiç sevmiyorum. Evet, burada parlaklık seviyemiz. Daha sonra göz modumuz. Sarartıyor şu anda. Şey olduğu için, dark mode açık olduğu için çok belli olmuyor. Kapatalım dark modumuzu. Biraz da böyle kullanalım artık. Bakın. Gördüğünüz mü, ekran sarardı. Seviyesi de ayarlanıyor. Evet, ekran modlarımız bunlardı arkadaşlar. Normal mod aşırı soluk. Parlak modla standart mod arasında hiçbir fark anlayamadım ben açıkçası. Sanki standart da, yani default olarak bright modda geleceğiz. Ondan sonra düşük ışıkta ekran kıplaşmasını engellemek için konulmuş bu. Bunu açtığınızda ekranınızın parlaklığı düşer arkadaşlar. Yani bu kapalıyken olan maksimum parlaklığa bu açıkken ulaşamıyorsunuz. Ayrıca bunu karanlık modda açamıyorsunuz. Göstereyim. Evet, görüyorsunuz açılmıyor. Şu anda Fan Touch OS'un tüm yazılımlarını görüyoruz. Gördüğünüz gibi full ekran, tam ekran gözükmesini istediğiniz uygulamalar diyor. Ekran uyumsuz olsa bile ekranı, yani o program uyumsuz olsa bile ona göre uyarlıyor arkadaşlar. Diğer markalarda ben bunu çok görememiştim. Açıyordunuz ama yine de uyumsuzluk vardı. Vivo bu işi başarmış bu konuda. Evet. Tekrar. Evet, sizin en merak ettiğiniz kısım geldi şu anda. 12. dakikadayız. Evet. Smart Launch kısmı. Bakın, ilk önce bir açalım Smart Launcher'ı. Evet, Please Fight. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Smart Launcher'da kart menümüzü bu tarafa alıyor. Kestirmelerimizi de bu tarafa alıyor. Smart Launcher'ımız bu. Bunu kapattık. Off, evet. Ben bunu daha çok seviyorum. Nasıl oldu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kestirmelerimiz artık burada. Diğer tarafta bir şey kaldı mı? Hayır, bakın. Diğer tarafta bir şey yok. Ancak dönmüyor sürekli. Evet, bu dönsün. Bunu da kapatıyor. Smart Launcher açılınca circular ekranı kapattı. Ama şu anda bakın, tekrar eski moduna geçti. Sanki defter açıyormuşsunuz gibi. Gerçekten çok şık. Daha sonra evet, bunu belirliyorsunuz. 5'e 6 mı olsun, 4'e 5 mi olsun, 4'e 6 mı olsun. Bence 4'e 6 iyi. Çok seviyorsanız da 5'e 6 yaparsınız. Zaten bu olduğu için onay verdirmiyor, diğerlerini seçmem lazımdı. Evet, bu da sevdiğim bir özellik. Bakın. Kendi uygulamaların ikonlarını değiştiremiyorsunuz. Yani rectangle'ı kare ise kare, yuvarlaksa yuvarlak, ikisinin arasındaysa ikisinin arasında. Ama üçüncü parti uygulamalarda, bakın, alttaki uygulamaları görüyor musunuz? Tam kareden yuvarlığa doğru seçebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. İkon boyutları, extra large olsun. Ekran ikonlarını wallpaper ile beraber değiştir diyor. Temanı wallpaper tabanlı yap diyor. Dinamik ikonlar diyor. Evet. Burayı geçtik arkadaşlar. Daha var. Daha ne özelleştirmeler var. Evet. Bu
Bu taraf otomatik giden wallpaper'lar. Ben bunları sevmiyorum açıkçası. Evet, ekran kilit stili. Yukarı kaydırınca açılıyor. Falan filan. Yine temaları seçebiliyoruz buradan. Hayır. Always on display. Dediğim gibi arkadaşlar, always on display'miz. Maalesef istediğim gibi değil benim. Belirli bir süre sonra kapanıyor. Bakın kendi... Bu güzel olmuş. Kendi istediğinizi yazabiliyorsunuz. Burada ikinci bir saat ekleyebiliyorsunuz. Takvimimiz var. Online style'lar dediğimizde. Yine birçok model açılıyor. Bakın tema. Yine. Wallpaper. Evet. Live wallpaper. Bunlar gerçekten çok güzel. Giy de öldür, hakkını ver. Evet. Bakın. Şu seri çok güzel. Ekranın kalitesini gerçekten burada görüyorsunuz. Arkadaşlar ben şeyden, kameradan baktığım için maalesef bazen tuşa basamıyor biliyorum. Bu benden kaynaklı. Dediğim gibi burada da yine birçok hareketli temayı ekleyebiliyoruz. Evet. Konuşan bir çocuk var mesela. Güzel. Evet, buraya da geçtik arkadaşlar. Dinamik efektler. Burası da sizin merak ettiğiniz, sevdiğiniz kısım. Ben yıldızı kullanıyorum bakın. Kare 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 kare. Ve bu var. Tamam. Bakın particle sayısı var. Tamam. Bunu isterseniz çok az yaparsınız, isterseniz çok yaparsınız. Ben çok yapıyorum. Olmuşken çok olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten kullanırken daha hoş geliyor. Yani kameradan size nasıl gözüküyordur bilmiyorum ama. Ambient light dediğimiz, size müzikte de göstermiştim şu yan tarafta çıkan kısımlar. Tekrar açabiliriz. Müzik dalgaları, bakın buradan açalım. Görüyorsunuz müzik dalgaları diyor arkadaşlar. Mavi renkler, gri diyor, yeşil pardon, green diyor. Evet, parlayan ışıklar diyor. Musical Wave bence en iyisi burada da. Sonra evet, durma süresi diyor. Tüm müzik uygulamalarını da çal diyor. Bakın. Arama geldi ya arkadaşlar. Onun için hangilerini seçebiliyorsunuz? Arama için ayrıca özel. Soğuk, ılık ve Samsung'daki modellerde, Samsung modellerde gördüğümüz sistem. Yani taraflardan çıkan. Daha sonra bunda geçtik. Bildirimler. Evet, bu da bildirimler sırasında ekranın aldığı şekil. Aurora, su, mistik ve Prusya mavisi. Ben de Prusya mavisini seçtim. Patolojiden de severiz kendilerini. Müzik efektini tekrar göstereyim. Diğerlerini şu anda gösteremem ama videoda da göstermiştim. Local. Local songs. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Harika ya. Neyse kapatalım.
Yani şu şekil bile çok hoş. Yani tekrar geleyim şuraya da. Bakın. Sanki şöyle yani rulodan çıkarırmış gibi. Çok gerçekçi. Videoda da bunu hissediyorsunuz. Kenar ambiyans şeydi o. Evet, uygulamadan çıkış. Bakın. Hızlı. Orta. Ve konforlu. Ben bunu seçiyorum ha. OnePlus fanıysanız bunu seçin yani. Ne diyeyim ki arkadaşlar ben size. Evet. Burada da. Çat. 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 Ben bunu seviyorum. OnePlus'ıysanız bunu kullanırsınız. Evet, daha sonra parmak izi tanıma animasyonu. Bunlar da harika yani tek kelimeyle. Efsane ya. Evet. Starlight Mist. Ben Mist'i kullanıyorum. Bakın. Burada diyor ki playback kontrol. İstersen diyor animasyon bittikten sonra ekranı açayım diyor. Şimdi ben normalde bunu severim ama artık insanlar hız takıntısı, deli gibi hız takıntısı olduğu için sevmiyor. Bakın animasyon bitmeden hemen açıyor. Parmak izini okur okumaz. Bakın animasyonu size tam gösterebilmek için ne yapmam lazım? Şu süreçte. Bakın yanlış okutmam lazım ki animasyonu tam olarak görün. Ama mesela böyle yaptım. Tekrar kapatıyorum. Evet. Bakın animasyon bitiyor yani. Ekran beyazlarken bile animasyonu görüyorsunuz. İşte arkadaşlar firma bunu bile düşünmüş. Ben her zaman keşke gösterse derdim. Vivo'dan başka düşünen yok bunu. Evet, hızlı şarj modülümüz. Bunca bunun da ayrıca videosu gelecek. Şu da bayağı hoşmuş açıkçası. Shuttle. Ben bunu kullanıyordum. Bu sefer değişiklik olsun, bu olsun. Fingerprint recognition. Şarj animasyonu. USB takma animasyonu bu da. Portuna USB bir şey taktığınız zaman OTG'den veya bilgisayara bağladığınızda bunlar çıkıyor arkadaşlar. Ben Surge'ü seviyorum burada. Bakın. Natural dediğine sanki televizyonlar kapanırmış gibi. Alttan üstten. CRT monitörler kapanır ya. Yandan ve vertikal var. Ben bunu seviyorum. Yani her şeyi düşünmüşler aklınıza gelebilecek. Evet. Kamera pop-up sesi var burada. Açayım arkadaşlar size bunu. Umarım ses gelmiştir. Bakın. Hem açılma hem kapanma sesini birlikte veriyor. Sessiz sessiz zaten. Hi-Fi diyor. Hangi şeylerde Hi-Fi çalışacak? Allah Allah. iMusic'te Hi-Fi'yi destekliyorduk. Kulaklık takılı olmadı şimdi dedi acaba. Tekrar takalım. Evet, kulağa göre özelleştirilmiş ses efektleri. Karaoke platformu diyor. Türkiye'de maalesef yok. Evet, dokunmatik hissiyatı. Şuradaki tuşlar için var bu. Keza ekran tuşu için de var. Geçelim bunu da. Sound vibration. Burasıydı. Heh. Ring vibration notification. Atladığım bir yer var mı?
Atladığım bir yer var ama belki önümde çıkacaktır tekrar. Sistem update. Heh, burası arkadaşlar. Vivo size iki seçenek sunuyor. Gesture'la mı yönetirsin, tuşlarla mı yönetirsin? Tuşları biliyorsunuz zaten bunlar. Bakın bunların geri de değişiyor. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle. Bazısı geri tuşunu burada istiyor, bazısı bu tarafta istiyor. Yani bunu yaptığınız gibi şunu da yapabiliyorsunuz. İkonların şeklini değiştirebiliyorsunuz. Her şey var arkadaşlar burada. Daha sonra evet bunu açmıştık. Bir yerde sabit tut diyor veya ekran dönünce dönsün diyor. Evet, tekrar gesture'ye döndüğümüz zaman bakın gesture'miz böyle. Burada 3 tane sizin şu anda göremediğiniz çizgimiz var. Evet, gördünüz. Şu çizgiye tıkladığım anda ben bakın bu menü açılıyor. Otomatik yapayım. Artık gördüğünüz gibi burada kestirmelerimizi görüyorsunuz. Burada da eklemek istediğiniz kestirmeleri görüyorsunuz. Mesela yanlışlıkla açacaktık neredeyse. Daha sonra buradaki uygulamaları görüyoruz. Buraya da yine ekstra uygulamalar ekleyebiliyoruz. Ekleyelim. Neler varmış? Yok yok zaten burada. Evet. Bundan da tekrar çıkıyoruz. Daha sonra şöyle gelirsiniz arkadaşlar. Buraya gelir. Göremiyorsunuz. Ama mesela şöyle atarsanız, hızlıca geçerseniz ana menüye döner. Böyle hızlıca geçip durursanız durduğunuz anda burayı açar. Bu da zaten geri tuşu. Sürekli bunu kullanıyorum. Evet. Hızlı uygulamalarımız var bir de. Bu tarafta açılıyor mu bilmiyorum. Sanırım sadece burada açılmıyor. Kapatayım bunu. Bunu yapmak da zordu gerçekten. Hoppa. Sanırım tamam. Şimdi hatırladım. Bunu uygulama üzerinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Uygulama yoksa masa üstünde bunu yapmanıza izin vermiyor. Tamam. Evet. Kameramız var. Telefon. Ayarlarımız ve şeyimiz var. Mesajımız var. Bu da hızlı uygulama. Tamam. Bunu da geçtik. Buraya ne ekleyeceğinizi buradaki listeden seçebiliyorsunuz. İsterseniz kameralarını başka bir şey eklersiniz. Veya bir tanesini çıkartırsınız. Uygulama eklersiniz yani. 5'ten fazla almıyor. Meizu'da da böyleydi. Bu özelliği ilk Meizu getirdi arkadaşlar. Tabi Çin romlarına. Şu anda Vivo'da zaten Çin'de. Exit. Öğrenme yeri. Ha, bu da gerçekten çok güzel. Bakın. Şimdi ben burada çizgi kullanıyorum ya. Her şey özelleştiriyor arkadaşlar. Bunu noktaya çevirdi. İşte ben hiçbir şey görmek istemiyorum falan filan diye. Ufacık nokta. Hatta onu da görmek istemiyorsanız bakın noktayı seçtim şu anda. Onu da görmek istemiyorsanız tamamen boş bırakabiliyorsunuz. Siz buraları artık öğreniyorsunuz. Ona göre şekil alıyor. Tekrar bakıyorum. Evet. Şu anda gitti yalnız. Şaka gibi. Evet. Tamam. Full ekran modundayken kaydırılmaya izin veren uygulamalar diyor arkadaşlar direkt geçiş için. Onu da geçtik. Heh, dediğim kısım işte bu. Tuşların kuvvetini ayarlayabiliyoruz. Şurada 3 tane ekranda sanal tuşumuz vardı ya. Basınca da şey. Basınca duyarlı.
Bunları buradan ayarlıyoruz arkadaşlar, bakın. İster hafif yapın, ister güçlü. Daha hafif yapalım. Sürekli güçlü kullandık. Evet, fark ediyor mu? Bayağı fark ediyor. Tamam. Keza buradaki sanal tuşları da. Bakın. Hoppa. Bakın görüyorsunuz. Opaklaştırabiliyorsunuz veya soluklaştırabiliyorsunuz buradaki sanal tuşları da. Kaydır aç diyor. Bakın sağ tarafta mı olsun diyor, sol tarafta mı olsun diyor. Ekranın iki tarafında mı olsun diyor. Ekranın iki tarafında da aldım ben bunu. İki tarafta da kullanabilirsiniz bunu. Opacity de %50 gayet iyi. Full ekranda kapat diyor. Bakın bunu açması da gayet güzel. Yani arayüzü yaparken boş yapmamışlar. Bakın. Çift tıklama ekranı kapatır diyor. Evet. Vallahi iki kere böyle basacağım mı? Tek basmak bence daha mantıklı. Tekrar deniyorum. Evet. Çok bana etkili gelmedi yani. Basıyor mu basmıyor mu hissetmiyorsun. Şey soran olacaktır şimdi, çift tıklamayla ekran açıp kapama var mı diye. Var arkadaşlar. Neler neler var yani. Bu olmasın mı? Parmak izi. Evet. Uygulama kitleme bu. Uygulama kitlemeyi de kullanabiliyorsunuz. Evet, parmak izi ikonlarımız. Bu ikonlar hakkında söylemek istediğim şey, sürekli ekranda kalıp ekranı yormuyor arkadaşlar. Mesela bu bazen böyle hareket ediyor şurada gördüğünüz gibi. Bakın böyle oluşarak geliyor, sürekli böyle şey yapmıyor. Bazen de buradaki parçaları yukarı aşağı oynuyor. Neden? AMOLED yanı olmasın diye. Bakın ikon şekilleri, dediğim gibi burası. Çıktık. Animasyon şekli. Bakın. Yine aynı yere geldik. Kapalı ekranda aç diyor. Evet. Parmak izi. Akıllı şey. Privacy. Evet. Uygulama kitleme. Of. Geç. Bakın. Asistan şey destekliyor. Yüz okuma. Yüz okumayı bu cihazla kilit açmak için kullanamıyorsunuz. 3 kere hata yaptığınızda destek olmak için, parmak izine destek olmak için bu açılıyor. Diğer türlü pek bir işe yaramıyor. Bakın arkadaşlar, onu da göstereyim. Kapattım. 1 bastım. 2 bastım, 3 bastım ve kameramız açıldı. Yani o sadece o zaman kullanıyorsunuz. Yoksa diğer türlü kullanamıyorsunuz. Bence iyi olmuş. Kamera yorulmamış oluyor. Ultra Game modumuz Nubia Red Magic'ten alınmış. Gayet güzel çalışıyor. Game Space diye geçiyor arkadaşlar zaten. Burada çok fazla özelliğimiz var. Onu oyun açtığımda göstereceğim zaten size. Bakın akıllı uyandırma. İşte yukarı kaydırırsan ekran kilidini aç. Aşağı kaydırırsan fotoğrafı aç falan filan. Ekranı kaldırırsan uyandır. Çift tıkla ekranı uyandır. Çift tıkla ekranı kapat. Akıllı arama. Bu neymiş? Ha, numarayı açtınız ya, bir kişinin açtınız ama aramaya tıklamadırsa hemen kulağınıza götürüyorsunuz. Samsung'lardan biliyoruz zaten bunu. Sony'de de vardı. Akıllı cevaplama, kulağınıza götürmeniz yine yetiyor.
Bu da diyor ki cihaz kulağınızdan alır da yüzünüze götürürseniz bunu hissederek akselerometresiyle, jiroskopuyla hoparlörü alır diyor otomatikman. Akıllı sessiz diyor. Avucunuzda kaparsanız sessize alır aramayı diyor. Bunlar da güzel özelliklermiş. Açalım. Okey. Akıllı hatırlatıcı diyor. Ha, bu da iyi. Telefon kapalı açtığınızda ekran uyanıp bunları hatırlatacak size diyor. Kaçırdığınız bir şey varsa. Smart Motion, Smart Kick diyor. Ekran kapalıyken diyor, ses kısma tuşuna uzunca basarsanız diyor, buradaki özelliklerinden birisini aktif edeceğim diyor. Bakalım ekran kapalı. Ses kısmına basmayı başarabileceğim mi? Maalesef başaramadık. Evet, başardık arkadaşlar. Çok efektif değil açıkçası bence. Bakın yine kapattı. Ses kısmına basarsanız böyle özellik varmış kendisinde. Bakın burada yapabildiği özellikler yazıyor. Bu ses kısmına bastığınızda neler yapabildi? Ses kaydetme, zaman, tarama, kamerayı açma falan filan. Veya istediğiniz herhangi bir uygulamayı açma. Easy Touch dedi arkadaşlar. Meizu'dan, OnePlus'tan, Huawei'den birçok markada bulunan şu yuvarlak tuş. İstediğiniz özelliği veriyorsunuz buna. Ben kullanmıyorum da hassası çok. Evet. Ekranı uyandırmak için flash. Flash'la açtığı bir bildirim. Şunu kullanıyor işte. Çok gerekli mi? Hayır, gerekli değil. Flash'ınıza yazık etmeyin. Çoğu markada vardı yine bu. Evet, one handed. Arkadaşlar özelleştirme çok fazla. Size anlatırken ben yoruldum yani. Görev işte. Görev modu. Başka bir şey değil. Ultra game mod, shortcut as ses plate. Ha, one handled'ı tekrar şey yapayım da. Ya bu ekranı yarım moda bölüyorsunuz ya. Tek kullanım için. Onun için yapılmış burası. Daha sonra evet, about moda giremiyoruz. Multiturbo açık. Sık kullanılan uygulamalar. Kestirmeler. Global aroma. Escape tour. Smart split. Ekranı bölme arkadaşlar bu. Dil Türkçe dediğine bakmayın. Türkçe dil tamamen çıkarmışlar neredeyse. Backup reset. Telefon kopyala. Geliştirici seçenekleri. Bunu da teker teker anlatmış. Güzel burası. Ben direkt uygulamadan göstereceğim size. Çok takılmayın buraya. Ekran kullanım süremiz. Tamam. RAM'imiz, hafızamız. Bataryamız. Bakın, batarya modlarımız var. Always on, charging display, application permit, uygulama izinleri işte, uygulamalar ve izinleri. Bakın, hiçbir yani fabrikadan çıktığında Google şeyi içerisinde var. Yani sonradan sizin eklemenize gerek yok. Evet. Arkadaşlar rehber kısmına atlayacağız. Kısa yolları da yine göstereyim size. Bakın. Böyle yaparsak ekran açma şeyi. Şöyle yaparsak kamerayı açma. Evet. Evet, bunları da geçtik. Evet, atlamıştık rehberi. Hava durumumuz arkadaşlar. Rehber zaten klasik. Arama ses kaydımız var. Arama engellememiz var. O yüzden bakmaya da gerek yok. Kişisel bilgiler fazla çünkü orada.
Görüyorsunuz burada hava sistemimiz var. Uyarı veriyor arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum olduğu zaman işte fırtına var, yağmur var falan filan. Artık zaten bunu Google'da yapıyor. Google Asistan da yapıyor artık bunu. Çok önemli bir şey değil. iManager'a gidelim. Bu da Çinlilerde bildiğimiz Meizu'da, MIUI'da yani Xiaomi'de, Huawei'de bildiğimizden çok farklı da değil açıkçası. İşte fotoğraf yedekleme, data yedekleme var. Uygulama kitleme var. Data yedekleme Xiaomi'de var mıydı hatırlamıyorum. Veri yedekleme, tüm belleğe geri alma özelliği. Bunda var. Meizu'da da var. Senelerdir Sony'de var zaten. Daha sonra tekrar notlarımız var arkadaşlar. Bu da bayağı gelişmiş açıkçası, bunu söyleyeyim yani. Albüm uygulamamız. Evet, bakıyoruz. Akıllı sınıflandırma falan filan. Bu Çinlilerde zaten senelerdir var. Hepsinde var yani. Akıllı sınıflama dediğin ne? Bakın. Yerel, işte manzara falan filan. Sonra daha şeyde gösteriyordu. Hah, mesela doküman, yemek, gıda falan filan. Bunları gösteriyor işte. Devam edelim başka. Açalım örnek vermek gerekirse. Arkadaşlar Edit'e tıkladığımızda gayet gelişmiş. Sanki Synapse kullanıyormuşsunuz gibi bir özellikler var. Yani çoğundan daha gelişmiş. Çoğu arayüzün yazılımından. Evet, bunu da indirmemizi istiyor yine. Keza videoya geleceğim. Videoda bayağı şaşıracaksınız. Mesela bakın obje silme özelliği var bununla. Yani şaşırtıcı ama dahili olarak geliyor. Böyle önemli özellikler cihazımızda yüklü. Mesela video açalım. Hangi videoyu açalım? Görebilsem ha. Bakın. Bu videomuz. Çıkalım bakın. Kesme, sıkıştırma. Mesela kesmede neler var arkadaşlar? Birden çok videoyu birbirine ekleyebiliyorsunuz. Tek videoyu kesebiliyorsunuz. Hızlı ile oynayabiliyorsunuz. Filtreler. Müzik ekleyebiliyorsunuz. Veya kendi müziğinin sesini kısabiliyorsunuz. Yazı ekleyebiliyorsunuz. Belirli formatlarda. Çerçeve ekleyebiliyorsunuz. Yani yarı profesyonel diyebiliriz. Profesyoneller kadar içerik olmasa da yine de bayağı bir işe yarıyor. Kullanışlı. Örnek vermek gerekirse bakın kompres özelliğimiz var arkadaşlar. Ne bu? Videonun çözünürlüğünü direkt olarak düşürebiliyor. Sıkıştırabiliyor. Örneğin 4K bir video bulmaya çalışayım ben size. Sanırım şu 4K mıydı? Bakalım anlarız şimdi şuradan. Bu da Full HD. Bu neymiş arkadaşlar? Bu da Full HD. Evet, Full HD'lerin hepsini buluyoruz. Arkadaşlar bakın bu video 4K. Arkadaşlar bakın bu video mesela 4K. Tıkladığınız zaman direkt olarak Full HD'ye, HD'ye veya diğer düşük boyutlara dönüştürebilmenizi sağlıyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Yani çoğu markada yok. Hatta ben ilk defa bu markada görüyorum. Yani 4K bir videonuz var ama boyutu çok yüksek geldi. Hemen döndürebiliyorsunuz. Bu gerçekten bir avantaj. Daha sonra evet. Arkadaşlar güzel içerikler de hazırlıyor kendisi. Öne çıkan içerikler. Bunu daha önce hangi markada görmüştük? Sony'de görmüştük. Bu da gayet iyi iş çıkartıyor bu konuda. Evet, bunu da geçtik. Dediğim gibi bakın. Aramalarda gökyüzü diye mesela kendisi tanımlamış bunları. Yapay zekasıyla bu işleri halledeceğiz. Mesela meyve demiş, ağaç demiş, köy demiş, dağ demiş. Bunları halletmiş. Daha sonra geçtik bunları da. Kendi dahili uygulamalarından. Arkadaşlar kendi dahili video uygulaması. Görüyorsunuz.
Açtık mesela. Nedir? Nelerimiz var? Örneğin ekran görüntüsü alma var. Çat diye aldı. Ekran tuşları kitleme var. Resim içinde resim modu var. Yani bunların hepsi var. Daha sonra tekrar geçelim. Döndürme var. Ekranı döndürme. TV ile paylaşma var. Örneğin hızını arttırma var. Hi-Fi ses destekliyor arkadaşlar. Bu da gerçekten önemli. Tamam. Bakın sesi buradan ayarlayabiliyorum. İleri geri. Ses ayarı. Aynı mevzu gibi ya. Parlaklık. Gerçekten yazılımı çok benzer bu konuda. Neyse. Yani firmaların iyi özelliklerini mümkün olduğunca toplamış bir yazılıma sahip. Fantachos, Vivo. Oyun merkezimiz var. Bunu oyun üzerinde göstereyim arkadaşlar. Çok bir numarası yok bu tarafın. Kolay paylaşma. Dosya yöneticimiz de kaliteli. Geri dönüşüm sistemimiz var ve güvenli dosya uygulamamız da var. Yani güvenlik açısından bir Android cihazda, Xiaomi'de, Meizu'da ne varsa bu cihazda da var. Evet. Xiaomi'de, Meizu'da gördüğümüz işte güvenli dosyadır, güvenli uygulamadır var. Geri dönüşüm kutularıdır, albümlerde de dosyalardır var. PC kontrolü Xiaomi'ye geldiğimi hatırlamıyorum ama Meizu'da senelerdir var. Direkt olarak buradan bağlanabiliyorsunuz. FTP üzerinden. Bakın. Evet. Daha sonra geçelim. Evet, ekran kitleme. Bunu direkt tuş olarak koymuşlar buraya kendileri. Ekstra bir yazılım değil. Çocuk modu. Jovay, akıllı asistan, WeChat, Weibo. Burada hesap makinemiz. Hesap makinemiz iyi arkadaşlar. Yani en gelişmişi değil ama en gelişmişi mevzuda bu. İşte birçok şeyi, alan hesabı, hacim hesabı tarzı şeyleri de yapabiliyor otomatik olarak. Bununki de ama iyi. Döviz hesaplayabilmesi ekstra yani. Bazı Çinlilerde döviz hesabı yok. Ses kaydedicimiz var. Arama ses kaydetmeme normal. Evet. Ses kaydetmedeki sıkıntı otomatik ses kaydı modu veya seçili insanları ses kaydı modu yok arkadaşlar cihazımızda. Evet. Geçtik burayı da. Weibo. Maps. TikTok. Bunları ben yüklemedim. Direkt içinde geliyor cihazın. Evet. Daha başka ne kaldı? Mesaj uygulamamız. Gördüğünüz gibi. Çok bir numarası yok arkadaşlar. Gelişmiş değil. Hatırlatıcı modu gibi modlar. Bakalım var mı? Fotoğraf çek, kaydet, konu, yer işaretleri, sesler, slide gösterisi, notlar. Evet. Dediğim gibi sisteminde otomatik mesaj gönderme yani sizin kaydettiğiniz bir mesajı gönderme modu yok. Web tarayıcımız var. Bol bol reklam içeriyor bu da. Geçelim bunu ya. Hiç gereği yok. Çoğu Çinli'nin tarayıcısı yani bu. Kameraya tekrar geldik. Hangi modlarımız varmış bakalım beraber. Night modumuz var. Güzel çalışıyor. Çok kaliteli değil. Kötü de değil. Ya OnePlus'larla kıyaslanır. Hatta çok benzer yani. Fotoğraf çekim kalitesi de. Ben beğendim. Portre modumuz. Arka kamerada iyi. Ön kamerada makyaj yapıyor. Delirtiyor yani insanı. Bu Çinliler makyaj sevdası bitmedi. Evet. Arka kameramızın menüsü. HDR arkadaşlar ya açık ya kapalı. Otomatik gibi bir şey yok. Yani HDR otomatik diye bir şey yok. Tamamen ya açık olacak ya kapalı olacak. Burayı görüyorsunuz. Kamera pop-up sesi. Daha önce göstermiştim zaten size. Tekrar. Gösterelim. Gördüğünüz gibi. Değiştirebiliyorsunuz. Kompozisyon çizgileri falan. Ben genelde kompozisyon çizgilerini kullanırım ortalayabilmek için. Evet, kodek seçeneğini size vermesi güzel olmuş. İster H264, isterseniz H265 kaydediyorsunuz. H265 sıkıştırılmış yüksek etkili kodek. Bu kodekte
daha büyük, daha uzun süreli videoları daha düşük boyutta saklayabilirsiniz. Ama nedir? YouTube'a yüklediğinizde işlenme süresi daha uzundur. H264 YouTube'un da en sevdiği kodek türüdür. Sonra ön kamerayı açalım tekrar. Görün. Bakın flash'ını açtım. Görüyor musunuz? Orası flash. Sonra otomatik tekrar kapadım. Güzel arkadaşlar. Gerçekten kaliteli yani ön kamerası. Bakın. Güzellik modu var şurada. Adamın burnunu, yüzünü, yüzünü değiştiriyor tamamen. Gerek yok ama. Video kısmımız var. Bakın. Videoda sevdiğim özelliklerden birisi süper geniş açımız da var. Süper geniş açımızda da süper stabilizasyon var arkadaşlar. Bu gerçekten iyi olmuş. Bakalım burada nedir? 1080p çekebiliyoruz maksimum. Keşke 4K'da olsaydı ön kamerada. Arka kamerada bakın. Süper stabilizasyonumuz var. Bunu seçsek de var. Süper stabilizasyon var yani. Ve gerçekten çok iyi çalışıyor. Daha sonra gördüğünüz gibi frame rate 60 fps yapıyoruz. Resolution 4K, 4K 60 fps'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Evet, aynı selfie. Mora geldiğimizde 64 megapiksel modu, panoramik modumuz, canlı fotoğraf modumuz. Bu da X-Sony ile geldi. Slow motion. Slow motion. Bakın. 720'de kaça kadar çıkıyor? 480'e kadar çıkıyor. 1080'de de 480'e kadar çıkıyor. Hayır, 1080'de çıkmıyormuş. 1080'de evet, 240'a kadar. 480 yalnızca döndürdüğün anda evet geçiyor arkadaşlar. Böyle burası da slow motion'ımız. Daha sonra tekrar girersek mora. Timelapse'imiz var. Bu da 1080p yine. Birçok markada olduğu gibi. Pro modumuz var. Timelapse'e gelelim. Timelapse önemli çünkü. Evet, süper geniş açıda alıyormuş. Video çözünürlüğümüz. Bakın arkadaşlar, şimdi timelapse'de normalde kaç saniyede bir fotoğraf çekmesini isterseniz timelapse'den. Sonra 60 fotoğraf olunca 1 saniye olur. Örneğin dersiniz ki 8 saniyede bir fotoğraf çeksin. Ondan sonra o 8 saniyede bir fotoğraf çeker. 60 fotoğrafı 60 fps olarak kaydediyorsa 60 fotoğrafı 1 saniye yapar. Yani siz aslında 480 saniyede yani yaklaşık 8 dakikada 1 saniyelik fotoğraf çekersiniz. İşte arkadaşlar yani siz 8 saniyede bir fotoğraf çekerek 60 tane fotoğrafı 480 saniyede oluşturursunuz. Bu 60 tane fotoğraf 60 fps edeceği için 480 fotoğrafınız gerçekte 1 saniyenizi oluşturur. Burada ise öyle değil de kullanıcıya daha kolay olsun diye seçenekler sunulmuş. Çünkü herkes profesyonel değil arkadaşlar. Mevcuda mesela bu direkt kaç saniyede bir fotoğraf çekmek istiyorsun tarzında var. Ama bunda kolay. Mesela hızlı trafik mi çekmek istiyorsun? 15x hızlandırayım diyor. Ondan sonra hareketli bulut mu çekmek istiyorsun? 30x olsun. Güneş batımı veya doğumu mu diyorsun? 60x. Bulutların hareketi 120x. Bulutların hareketi 120x. 240x. Bulutların yavaş hareketi. 480x gölgelerin hareketi. 960x ise havadaki yıldızların ve gecenin hareketi olarak söylemiş. Yani gecede gökyüzündeki yıldızların hareketi olarak söylemiş. İşte arkadaşlar mesela tıkladığınızda burada diyor ki 40 dakika 40 saniye olarak video olur diyor. Yani bunu bile söylemiş. Sizi anlayabileceğiniz en kolay şekle dönüştürmüş. Neden? 60 dakika 60 saniye olacak. Bu da işte 40 dakika 40 saniyedir demiş. Yani bu matematiği sizin anlayabileceğiniz dilde anlatmaya çalışmış. Umarım anlatabilmişimdir. Evet, buraya da geçtik. K
Kameramızda başka bir özellik kaldı mı? Ağır stickerlar var, eğlenceli video var ve joval görüş var. Kamera uygulamamız da bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, bakın tıklıyoruz tekrar. Default şeylerimiz, dinamik efektlerimiz var. Bunların hepsini bitirdik artık. Geçelim. Burada atladığımız bir yer var mı? Hayır, yok. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Vivo Fantachos 10 nedir diye sorarsanız, Apple'ın, Meizu'nun, Huawei'in, Samsung'un, Xiaomi'nin, Oppo'nun hepsinden, Sony'nin hepsinin özelliklerinden alınıp oluşturulmuş ve düzenli bir şekilde getirilmiş hali. Tabii ki eksiklikleri var mı? Var. Kendine özgü bir yapısı yok. Yani tüm markalardan bir şeyleri taşıyıp güzel bir şekilde sunmayı başarmış bir firma. Ben beğendim. Çok dolu bir arayüzü var. Çok görsel bir arayüzü var. Çok işlevsel özellikleri var. Yani video kesimi olsun, hi-fi ses desteği olsun, video kısmındaki hi-fi ses desteği olsun. Birçok avantajı var. Zaten cihazımız 32 bit 384 kHz müzik çalabiliyor, müzik destekliyor. Ses konusunda da iddialı bir cihaz. İncelemede bunları deneyeceğiz zaten. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'ımıza emanet olun. Herkese kolay gelsin.